Evet aynı gösterdiğim yöntemle uzunlamasına birleştirmemizi de bu şekilde yaptık. Sıra sonuna kadar aynı işlemi uyguladık. Ben bir sırada beyaz ile ikili kapatarak yine etrafını bir sıra beyaz ile döndüm. Köşeye kadar yine ikili kapatıyoruz ve burada köşe uygulamasını yapıyoruz. Her köşede aynı uygulamayı yapıyoruz. Bir sırada beyaz ile ben geçtim. Şuradan hemen ipimi kesmeden buradaki birleştirme bitince ipimi kesmeden buradan başladım ikili kapatmaya. Bir tane yapıp kapattım. Tekrar üzerine yaptım. Kapatmadan yan tarafa ikili kapatarak bu şekilde devam ediyor. Köşeye kadar geliyorum. Köşede köşe uygulamamı yapıyorum ve diğer kenarlarda yine ikili kapatarak devam ediyorum. Yine köşeleri de aynı şekilde yapmayı unutmayalım. Buradaki sıra sonu farklı. Onu hemen göstermek istedim sizlere. Ve kenar oyasına geçeceğiz. Kenar oyasında yapmaya başladım. Buraya bir tane batılacak son bir tane nokta var. Burası da başlangıç noktası. Bir tane yer kaldı. Buraya ikinci yapıyorum. Bunun sıra sonu farklı o yüzden göstermek istedim. Ve buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Bu şekilde 3 tane fıstığı kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet bu şekilde pürüzsüz bir şekilde sıra sonumuzu tamamladık. 3 zincirle yine bir ileriye ilmek kaydırma ile sabitleyelim daha düzgün dursun burada ipimi artık beyaz ile kesiyorum ve kenar oyasına da başladım ben yapmaya şimdi sizinle birlikte de yapacağım hemen şöyle başlangıç yerinde göstereyim sizlere bir tane zincir yaptım hemen yan tarafa üçlü trabzan yaptım Evet birlikte de yapalım bir zincir yapıyoruz. Hemen sıradaki yere yan tarafa önce birini şöyle yapayım. Önce birini, sonra ikisini ve son ikisini. 3 zincir yapıyorum buradaki boşluğa sabitliyorum. Tekrar ilmek aldım. Aynı yere önce birini, sonra ikisini, son ikisini. 3 zincir buradaki boşluğa sabitliyorum. Tekrar ilmek aldım, aynı yere bir, ikisini iki ilmeği ve son iki ilmeği. Bu işlemi dört sefer tekrarladım ben. Siz üç sefer de tekrarlayabilirsiniz bu şekilde. Benimki de, benimki gibi de yapabilirsiniz. 3 zincir buraya boşluğa sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum, hemen bir ileriye sabitliyorum bir zincir tekrar ilmek aldım aynı işlemlere önce birini sonra iki ilmeği sonra iki ilmeği bu şekilde üçlü bir trabzan oluyor 3 zincir buradaki boşluğa sabitliyorum Evet kenar da bu şekilde yaparak tamamlıyorum Evet, bu işlemi ben 4 sefer tekrarladım. Dediğim gibi siz 3 seferde tekrarlayabilirsiniz. Köşelerde 5 sefer tekrarladım. Kastırma olmasın diye bu şekilde tamamlayalım. Evet, bu şekilde modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. İnşallah siz de seversiniz ve benimle birlikte örersiniz. Boyut olarak da ideal oldu. Çok güzel oldu. Rengarenk renkte yapabilirsiniz motifleri. Kalan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Arkası da bu şekilde oldu. Gayet kullanışlı oldu. Çeyizlere yakışacak. Harika bir model. Hediye olarak çok güzel olur. Gündelik kullanıma da uygun. Kullanışlı bir model. Hem de yapımı çok kolaydı. Evet modelim bu şekildeydi. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.